Yutulan Yıldız Bölüm 516 2 yıl. Haha, ha. başardım, başardım. Sanal evren, Mutlak Başlangıç Villası 1136. Luo Feng kendi eğitim sahasındaydı ve 9 evren tableti Drizle resmi üzerinde çalışmak için yüzen kan ve zaman alanı karalamalarını kullanarak çalışıyordu. Sonunda 12 harikayı anlayabildi. Birden 9'a kadar olanlar en yüzeysel olanlara aitti. Onları İlkel Kaos şehrinde anlamıştı. 10 ve 11.ye gelince İlkel Kaos şehrinde gördüklerinden edindiği bilgilerle birlikte zaman uzay karalamalarını inceledikten sonra bir miktar ilerleme kaydetmişti ve sonunda meyvesini verdi. Ve sonra bir süre 12. Harikanın şaşkınlığı karşısında şaşkına dönmüştü. Bu antik devasa çukurda iki yıl eğitim aldıktan sonra nihayet anladı. Gerçekten zor. Bilincimin hesaplama hızı temel bir kuantum bilgisayarla karşılaştırılabilecek düzeyde. Kavrama yeteneğim de yüksek. Ama aslında 12. Harikayı anlamam bu kadar uzun sürdü. Luo Feng içini çekti. 1. 9. Orta 27 ve son 72 var. Orta 27'den şu ana kadar sadece 3 tanesini anlayabildim. Her şeyi ne zaman bitireceğim? Neşeli olmasına rağmen mırıldandı. Evrenin uzay yasalarının özünü incelemek ve incelemek bu kadar kolay olur mu? Bunu yalnızca olağanüstü anlayışa, mizaca ve yeteneğe sahip olanlar yapabilirdi. Dahiliyanlı o bile bunu ancak ilkel Kaos şehrinde 3000 yıl geçirdikten sonra anladı. Elbette zamanın asıl kullanımı son ve en zor 72'deydi. HMM 2 yıldır bu kadim çukur eğitimindeyim ve dünyasal bedenim her gün öldürücü aura'nın emilmesiyle gelişiyor. Öncekiyle karşılaştırıldığında gelişimim oldukça büyük olmalı. 3 ay önce iki kristalin emiliminde hala başarısızdım. Şimdi ise 3 ay oldu. Başarabilirim. Özellikle iyi hisseden Luo Feng karar verdi. Bugün tekrar Kan Nehri kristalini emmeye çalışacaktı. Şua bilinci kayboldu ve gerçekliğe döndü. Kan Nehri kıtasında antik tanrı kalıntılarının bulunduğu devasa bir çukurun içinde Büyük Çukur mahallelerinde, Moşa klanının üyesi Bağdaş kurup oturuyordu. Toprak bedeni iç dünyadaydı. Emilim sırasında bedenini kontrol edemediğinden, bunu iç dünyada yapmak en iyisiydi. İç dünya, Luo Feng uzun metal bir dağın dibinde yatarken sağ elinde kan nehri kristali tutarken üzerinde. Sadece iç çamaşırı vardı. Çi. Sağ parmağını kullanarak sol avucunu kesti. Bir yara yarattı ve dışarı taze kan aktı. Başlamak. Luo Feng bir kez daha kristali yaranın üzerine yerleştirdi. Bu onun iki. Kristali emmeye çalıştığı beş. Seferdi. Daha önce dört kez başarısız olmuştu. İçeri giren ve ruhuna saldıran o çılgın öldürme niyetinin ardından tanıdık duygu bir kez daha yerleşti. Vücudunun her kemiği ve hücresi hızla değişmeye başladı. Buna katlanmak zorundayım. Kesinlikle buna katlanmak zorundayım. Yıkılma Luo Feng içeride bekliyordu. Korkunç acı ruhunun derinliklerine kadar ulaşsa da tüm bunlara dayanabiliyordu. Kristalden gelen kan kırmızısı iplikler Luo Feng'in vücuduna akmaya devam etti yavaş yavaş kristal giderek daha şeffaf hale geldi. Luo Feng'in tuhaf vücut değişiklikleri de giderek daha yoğun hale geldi. Çi, zaten şeffaf olan kristal gövdesi de dahil olmak üzere kristalin tamamı tuhaf bir enerjiye dönüştü. Ve doğrudan Luo Feng'in bedenine hücum etti. Aniden. Göğsündeki basit kan kırmızısı gravürün üzerine daha fazla işaret eklendi. Gravürün tamamı artık eskisi kadar basit değildi. Hu. Kan kırmızısı gravür kaybolduğunda ve o gizemli enerji vücudunun her hücresine nüfuz ettiğinde tüm vücudu normale döndü. Su. Luo Feng hızla ayağa kalktı. Başardım. Gerçekten başardım. Luo Feng'in gözlerinde çılgın bir neşe hissi vardı. Önceki dört denemenin her seferinde inanılmaz derecede acı vericiydi. Ama sorun acı değildi. Asıl sorun her seferinde başarısız olmasıydı. Bugün başarılı olabileceğini beklemiyordu. İki kristali emme hissi. Luo Feng bir düşünceyle vücudunun derinliklerindeki gizemli enerjiyi tetikledi. Göğsünde kan kırmızısı gravür belirdiğinde Luo Feng neşe dolu bir görünüm ortaya çıkardı. Farklı hissettiriyor. Açıkçası farklı. Evrenin dokuz büyük başlangıç kanununa dair hislerim de artık çok daha net. Hu. Eli bir bıçağa dönüştü ve hayali yedi bıçağı serbest bırakmaya başladı. Bunu yaptığında daha da hoş bir sürpriz yaşadı evrenin enerjileriyle birleşerek gücün oldukça artmasına neden oldu. Luo Feng içeriden şaşırmıştı. 1. Kristali absorbe etmek gücümü %20-30 artırdı. Şu anda %20-30 daha artırıldı. Bu da demek oluyor ki, aynı anlayış seviyesindeki iki kristal sayesinde gücüm %50 arttı. Tırnak işareti. Bir ölüm kalım savaşında yüzde 50 daha fazla güçle kendi kaderini tamamen belirleyebilirdi. Ayrıca kişi sınırına yaklaştıkça artması da zorlaşıyordu. Altın boynuzlu canavarın doğal güçlenme yeteneği gücü en fazla iki katına çıkarabilirdi ve bu zaten Tanrı saldı. Dünyadaki tanrıların eğitimi son derece sertti çünkü etkileri Tanrı saldı. 3. Kristali abzurbe edip edemeyeceğimi deneyeyim. Luo Feng'in gözleri parladı, umudunu yitirmese de denemek istedi. 3. Kristali emmeye çalışırken, kristaldeki öldürme niyeti, vücudunda depolanan iki yıllık öldürme niyetiyle birleşerek ona saldıran korkunç bir öldürme aurası oluşturdu. Ancak sadece kendi iradesiyle Luo Feng yine de buna dayanabilirdi. 2 yıldır yoğun bir öldürme aurası bölgesinde yaşadığı için buna alışmıştı. Her zaman öldürme niyetinin etkilerine katlanan Luo Feng'in zihinsel durumu artık daha sağlam ve eğitimliydi. İrade gücüyle yapılan saldırılar Luo Feng tarafından kolayca engellendi. 3. Kristal daha sonra kırmızı ipliklerini yaranın içine doğru uzatmaya ve Luo Feng'e akmaya başladı. Peng, Peng, Peng. Luo Feng'in vücudunun etrafındaki 12 farklı nokta aynı anda patladı. Neredeyse sınırına ulaşmış bir bambu gibi. Herhangi bir ekstra basınç anında yırtılmasına neden oldu. Teorilerden biri. Luo Feng'in 2. Kristali emdikten sonra zaten bir sınıra ulaşmış olması ve şimdi 3 kristali denediği için vücudunun buna daha fazla dayanamamasıydı. İnsan ne kadar ileri giderse vücudun gereksinimlerinin de o kadar sert olacağını bilmeliydi. Hatta sertlik her seferinde on kat daha fazlaydı. Lanet etmek. Avucundaki kurtarılan kristale bakan Luo Feng ancak çaresizce hızla vücudunu toparlayabildi. Önemli değil. Zaten iki kristali absorbe etmekten çok memnunum. Burada çok çalıştıktan sonra kristalleri emebilir ve irademi geliştirebilirim. Kesinlikle burada kalmam gerekiyor. Luo Feng gülümsedi. Normal tehlikeli seviye görevleri yalnızca 10.000 ila 20.000 puan veriyordu. Birkaç tehlikeli seviye görevi tamamlamak ancak bu kadar puan toplayabilirdi kan savaşçısı olduğu ve kan nehri madalyasını aldığı sürece 100 bin puan alacaktı. Dahası, 3 kristali emmek onun vücuduna da iyi geliyordu. Mutlak başlangıç bölgesi. Vuka'nın villası. Normalde Luo Feng. Vuka ve Rong Jun burada. Vuka'nın odasında buluşurdu. Va. Luo Feng. Seni eğiten deli adam. Bugün seni aradığım an geldin. Bu şok edici. Vuka, bacağını önündeki masanın üzerinde, kanepesinde tatmin olmuş bir şekilde yatıyordu. Eğer bir delinin yaptığı şeyler sizi şaşırtmıyorsa, o artık bir deli değildir. Luo Feng de güldü ve kanepeye uzandı. Vuka en iyi şarabını çıkar. Nadiren geliyorum ve burada olduğum için bir ev sahibinin tavrını göstermeniz gerekiyor. Sanal evrendeki şarap hala paraya mal oluyor. Vuka çaresizce ayağa kalktı. Sanal evrende tıpkı gerçeklik gibi bir iş olduğundan, yiyecek ve içecek bağımlısı Pink Hayır şirketi bu kadar çok kazanabiliyordu. Ayrıca Rong Jun da güldü. Para, Vuka, büyük manka prensimiz, sevgili majesteleri için bu küçük paranın anlamı nedir? Bir anlamı var mı? Lanet olsun. Siz iki serseri. O zamanlar biriniz deli. Diğeriniz vahşiydiniz. Ancak ben masum bir gençtim. İkinizin de hain ve kurnaz olduğunuzu anlamamın bu kadar uzun süreceğini düşünürdü. Dedi Vuka. Yanına yerleştirilen parlak yeşim şişesini çıkardı ve içinde şeffaf. Parlak bir sıvı vardı ve tadı insanı tamamen titretiyordu. He he. Luo Feng'in gözleri parladı. Va, Vuka kesinlikle bir kardeş. Rong Jun da güldü. HMPH, bu tanrı sarhoşluğu, sanal evrende olmasına rağmen, onu içtiğinde gerçekte içmeye tamamen benziyor. Ancak gerçekte tanrı sarhoş. Sadece bir şişe 8000 karışık elemente mal oluyor. Ve burada sadece 8 karışık element harcadım. Buka bunu söylerken açıkça gurur duyuyordu. Luo Feng bağırdı. Bir hayat meyvesi satın almak için iki karışık element yeterlidir. Bu şarap kesinlikle çok lüks. Gösteriş yapmayı bırakın. Acele et ve getir. Zaten ağzım sulanıyor. Rong Jun onu kapmak için ayağa kalktı. Acele etme. Geliyorum. Vuka oturdu ve üçüne şarap doldurdu. Her ne kadar buna tanrı sarhoş denilse de, insanı tamamen bayıltmadı ama kişinin bilincinde inanılmaz bir duygu yarattı. Tamamen ruh üzerinde işe yaradı. İyi şarap. Luo Feng gözlerini kapattı. Güzel. Rong Jun. Tadına baktıktan sonra gözlerini açtı ve şişeyi kaptı. Ben dökeceğim. Gerçek hayatta bir tane aldığında biraz lüks ol diye mırıldandı Vuka. Siz majesteleri çok gaddarsınız. Luo Feng güldü. Hiç paramız yok, dedi Rongjun. Vuka, Rongjun'a baktı. Rongjun, iki yıl oldu. O kadar çok görev tamamladın ki. Sadece bu görevlerden bile on binlerce puana sahip olmalısınız. On binlerce, gerçekte gerçek bir tanrı sarhoşu takas etmek sorun olmamalı eğer istekliysen, ölümsüzler bile seninle değiş tokuş yapmak isterler. Evet Luo Feng, Vuka ona baktı. Hala bu görevde takılıp kaldın mı? Dırdır etmek istemem ama zamanı boşa harcamak, gücü boşa harcamak demektir. Şu anda zamanını iyi değerlendiremeyen ve sıkı antrenman yapmayan biri. Eğer tamamlayamazsan pes et ve başka bir göreve başla nasıl vazgeçer? Her yüzyılda bir bu tür görevlerden yalnızca 10 tanesini alabilirsiniz. Dolayısıyla hiçbirinden vazgeçemezsiniz. Rong Jun vurguladı. Her yüzyılda bir, bu türden yalnızca 10 görevi mi üstlenebiliyorsunuz? Luo Feng, Rong Jun'a baktı. Bunu nereden çıkardın? Hım, az önce 5. Görevimi aldım ve bana her yüzyılda bir yalnızca 10 görev alabileceğimizi söyleyen bir bildirim. Aldım. Çekirdek üyelerin puan kazanmak için çok çabalamalarını ve görevlerde zaman kaybetmelerini önlemektir. Sonuçta eğitim ve görevlerin yanı sıra çalışma ve anlama da çok önemli. Rong Jun açıkladı. Luo Feng başını salladı. Önemi yok. Deli. Tek bir göreve takılıp kalmak iyi değil. Dedi Vuka. Hım. Vuka haklı. Rong Jun başını salladı. Luo Feng gülmeden edemedi. Siz iki serseri. Ne? Orada zamanımı boşa harcadığımı mı düşünüyorsun? Ve gücüm yeterince gelişmiyor. Haha. Bugün gidip cennetsel köprüyü deneyeceğim ve görmeni sağlayacağım. Göksel köprü mü? Rong Jun ve Vuka ona bakarken şok oldular. 6. Seviye mi? Bölüm 517, Cennet Sel Köprüyü Geçmek 6. Seviye, Sanal Evren, Cennet Köprüsü, Güzel Adanın ortasında bekçi Bevin listesini gözden geçiriyordu. Aniden adada aynı anda 3 siluetin belirdiğini fark etti. Luo Feng, Rong Jun ve Vuka, üçünüz bir araya mı geldiniz? HIMM, 9 Evren Köprüsü Boş ama Jun ve Vuka. İkiniz de Büyük Balta tarikatındansınız. Aynı anda yalnızca bir kişi deneyebilir. Kimin önce gideceğini seçebilirsiniz. Bekçi Bevin bu üçüne bakarken gülümsedi. Rong Jun ve Vuka başlarını salladı. Biz değil, köprüyü denemeye çalışmıyoruz. Bu Luo Feng, bu deli adam, dedi Vuka. Evet. Bu Luo Feng. 6. Seviyeye ulaşmaya çalışıyor. Rong Jun gülümsedi. Lord Bevin. Canlı yayını izlememizde bir sakınca olmamalı değil mi? Ne diyorsun Luo Feng? Bekçi Bevin Luo Feng'e baktı. Elbette. Luo Feng gülümsedi ve başını salladı. Rong Jun ve Vuka. Aynı dahiler grubundan en yakın olduğu iki kişiydi. Dolayısıyla yayını izlemelerine izin vermek hiçbir şey değildi. Rong Jun ve Vuka, siz ikiniz izleyin. Luo Feng gülümsedi ve 9. Evren Köprüsü'ne doğru uçarken bulanıklaştı. 9. Evren Köprüsü seviye 6. Uğul dayan rüzgarların ortasında Luo Feng Köprünün üzerinde durdu ve önündeki kasırganın arkasını. Elinden geldiğince görmek için gözlerini kıstı. Rakibinizi, dövüşçünüzü, kontrolcünüzü veya hipnozcunuzu seçin. Herhangi birini seçin. Onu yenin ve yedi. Seviyeye ilerleyin. Kasırganın sesi yankılandı. Denetleyici. Luo Feng tereddüt etmeden söyledi. Kasırgadan hemen bir silut uçtu. Kara bulut mekiğine binen ve sırtında koyu altın renkli uzun bir sopa taşıyan aynı gümüş zırhlı adamdı. Maskesinin ardından Luo Feng'e soğuk bir şekilde bakıyordu. Sadece evren seviye 9 ve sen cennet köprüsü seviye 6'yı mı denemek istiyorsun? Daha önce tek hamlede mağlup olmuştun ama aradan geçen kısa süreye bakılırsa oldukça kendinden emin görünüyorsun. Elbette. Luo Feng başını salladı. Şua. Arkasındaki koyu altın renkli uzun çubuk anında güneş gibi oldu. Büyük miktarda altın rengi ışık saçılarak gökyüzünü ve toprağı kapladı. 3000'e yakın küçük altın bıçak anında havada bir çi uzunluğunda 36 altın bıçak oluşturdu. Bu 36 bıçak Luo Feng'in önünde süzüldü ve hemen dönüşerek bire dönüştü. Mükemmel bir kombinasyon oluşturmak için sayısız altın iplik birbirine dokunmuştur. Antik görünümlü koyu altın renkli uzun bir kılıç Luo Feng'in önünde süzülüyordu. Nanshan silahının 5. Seviyesi. Uzay dilimleyici. Aslında 10. Ve 11 harikayı anlamış olmasına rağmen bu 5 seviyeyi daha erken ortaya çıkaramamasının nedeni, esas olarak altın kökeni kanunu anlayışının geride kalmasıydı. Ve bu iki yıl içinde altın boynuzlu canavar, gözyaşı gökleri ve toprağı savaş tekniği üzerinde çalışıyordu. Ayrıca 3 eski resmin birleşimiyle gelişme hızı şok ediciydi. Dolayısıyla 5 seviyeyi serbest bırakmakta zaten hiçbir zorluk yoktu. Çok güzel. Sen de 5. Seviyeyi açabilir misin? Ancak benzer 5. Seviyeler farklı miktarlarda güce sahip olacak. Gümüş zırhlı adam yüksek sesle güldü. Hemen arkasındaki koyu altın renkli uzun çubuk da büyük miktarlarda altın ışık saçtı ve hızla onun. Yanında bir koyu altın uzun kılıca dönüştü. İkili karşı karşıya geldi. Birbirinize bakıyoruz. Mutlak etki alanı. Uzay dilimleyici. Luo Feng'in bakışları soğuktu ve aynı anda en güçlü kombosunu açığa çıkardı. Gitmek. Gümüş zırhlı adam Luo Feng'i işaret etti. Çiyu. Çiyu. İki koyu altın rengi ışık huzmesi uzayı delip geçerek birbirini deldi. Gümüş zırhlı adamın koyu altın rengi ışığı şaşırtıcı derecede hızlıydı. Şimdi bile hız açısından Luo Feng'in koyu altın rengi uzun kılıcı biraz daha yavaştı. Sadece hız değil, uçuşu da son derece tahmin edilemezdi. Nan Shen silahının 5 seviye uzay dilimleyicisinin hızı ve gücü son derece yüksek olmasına rağmen, gümüş zırhlı adamın uzay dilimleyicisi, onu son derece yüksek bir güçle serbest bırakmanın en mükemmel ve geleneksel yoluydu. Gümüş zırhlı adamın versiyonu ortodoks yöntemdi. Ancak Luo Feng'in yöntemi açıkça farklı bir şekilde özeldi. Koyu altın rengindeki uzun kılıcı. 12 harikayı aşılayarak etrafındaki evrendeki uzayın basıncını tetikledi. Eş zamanlı olarak, bu iki yıl boyunca kadim resimler üzerinde yaptığı çalışma, yırtılan gökyüzü ve toprağı çalışmalarından elde ettiği altın köken kanunu anlayışı, tüm bunlar onun kılıcında birleşti ve onun muazzam bir güçle dolmasına neden oldu. Biri hız ve güçtü. Bunlardan biri uzay basıncı ve gücüydü. Şi, şi, şi. İki bıçak fırlatılıp çarpıştığında, gümüş zırhlı adamın kılıcının hızı açıkça düştü. Sanki biçimsiz bir basınçtan etkilenmiş gibi. Ancak Luo Feng'in kılıcı evren uzayının kendisi tarafından destekleniyormuş gibi görünüyordu ve ileri doğru deliniyordu. Peng koyu altın renkli uzun kılıç bir ışık huzmesine dönüştü ve çarpıştıklarında düşmanın kafasını deldi. 6. Seviye, başarı, esnek değil, katı, Luo Feng gülümsedi. Bu iki yıl, 9 evren tabletinin çiseleyen yağmur resmini kavrayabilmek için zaman uzay karalamalarını inceliyordum. Anlayışım artık 80 puan olarak değerlendirilebilir. Tekniğinizin çiseleyen resimde tamamen 100 puana ulaştığı kabul edilmeli. Dolayısıyla güç farkı da bundan kaynaklanıyor. Yine de yazık. Bana göre hala kaybettin. İlkel kaos şehrinden beri yağmur damlası resmini ve çiseleyen yağmur resmini eşsiz bir mükemmellikte anladım. Sadece özü çalıştığım için ve bu bilgiyi kökler olarak evren alanıyla bağlantılı olarak çalıştığım için gerçek yol budur. Alanı kullanmaktan alanı etkilemeye kadar bu özünden gelen bir gelişmedir. Luo Feng gülümsedi ve doğrudan yedi. Seviyeye doğru uçtu. Köprüde, adanın merkezinde Rong Jun ve Vuka az önce gördükleri sahne karşısında şok oldular. Başardı. Rong Jun'un gözleri şokla doldu. Bu nasıl? Nasıl olabilir? Vuka da buna inanamadı. Sadece iki yıl oldu. Ve dışarıda iki yıl var. Dışarıdaki eğitim hızı ilkel kaos şehrindekiyle karşılaştırılamaz. Teoride. Göksel köprünün daha yüksek seviyelerine çıkmak köprü yükseldikçe daha fazla zaman gerektiriyordu. Ve dışarıdaki anlama hızı, ilkel kaos şehrindeki ile karşılaştırılmamalı. Luo Feng'in dışarıda geçirdiği 10 yılın ardından ancak 6 seviyeyi geçebileceğini tahmin ediyorlardı. Bu onların akıllarında daha anlamlıydı. Yazık, yalnızca mantıksız olanlar gerçekten dahilerdir. Gerçek deli budur. Zaman alanı karalamaları, gözyaşı gökyüzü ve toprak ve 3 eski resim. Luo Feng'in daha sonra 9 evren tabletini kavramasıyla birlikte bunların hepsi onun iki kısa yıl içinde atılım yapmasıyla sonuçlandı. 7. Seviyeye ulaşmaya çalışıyorum. Uzay. Luo Feng 7. Seviyeye uçtu. Önünde artık bir kasırga değil Sonsuz bir alan olduğu için çok gizemliydi. Göksel köprünün 7. katı aslında uzaya sahneydi. Luo Feng sonunda 7. seviyenin sonuna ulaştı. Çapı birkaç km olan küçük bir gök taşı yüzüyordu. Ondan bir ses yankılanıyordu. Rakibini, dövüşçünü, kontrolcünü, hipnozcunu seç. Birini seç ve 7. seviyeyi deneyebilirsin. Denetleyici Luo Feng bağırdı. İçinde beklenti vardı. Bu 7 seviyedeki rakip tam olarak hangi saldırıyı başlatacaktı? Hala aynı koyu altın rengi uzun bıçak mı olurdu veya daha da yüksek mi? Önündeki gök taşı aniden küçük bir kaya parçasını kırdı. Bu parça köprünün üzerinde yuvarlandı ve kara bir bulut mekiğinde kontrolör ve sırtında koyu altın Renkli uzun bir çubuk taşıyan mavi zırhlı bir maskeye dönüştü. Evren 9. Seviye genç. Bu aşamaya ulaşabildiği için tebrikler. Umarım bu seviyeyi geçersiniz. Mavi zırhlı adamın çok daha yaşlı olduğu belliydi. H -I -M, M Luo Feng tereddüt etmedi ve hemen yanında süzülen koyu altın renkli uzun bıçağı oluşturdu. Fena değil. Mavi zırhlı adam Kara Bulut Mekik'ten köprüye doğru yürüdü. Eş zamanlı olarak sırtındaki koyu altın renkli uzun çubuk anında sonsuz miktarda altın ışık saçtı. Tüm gökyüzünün rengi değişti. Çevredeki köprü, uzay, her şey yok oldu. Görülebilen tek şey etrafında dönen sayısız bıçak enerjisiydi. Luo Feng'in ifadesi değişti. Burası Blade Dünyası mı? Shen Silahlanma 6. Seviye. Kılıç Dünyası. Shen Silahlarının Gücüne Göre Her Seviyede 5. Seviyeden 6. Seviyeye Atlamak Son Derece Zordu. 5'ten 6'ya ve 8'den 9'a Kadar Olan Seviyelerin Toplamda Aşılması En Zor Seviyeler Olduğu Söylenebilir aslında kullanılan küçük altın bıçakların sayısından da anlaşılıyor. 5. Seviyenin uzay dilimleyicisi 2916 küçük altın bıçak kullanıyordu. 6. Seviye Blade Dünyası 5832 küçük altın bıçak kullanıyordu. Bu, 5 incinin 2 katıydı. Koyu altın renkli uzun çubukta yalnızca toplam 10081 küçük altın bıçak bulunduğunu bilmek gerekiyordu. Sonraki artışlar bunun kadar büyük değildi. Benzer şekilde Kılıç Dünyası'nın gücü inanılmaz derecede güçlüydü. Dünya, neden dünya? Yalnızca Sektör Lordları bir dünyayı kontrol edebilir bir dünya oluşturabilir ve bu gücü kullanabilir. Ancak, bıçak dünyası hareketi, köken yasalarının gücünü kullanarak kişinin bir dünyanın gücünü kullanmasını olanak tanır. Ancak bıçak dünyasının dünya gücü, bir dünyanın gerçek gücünden biraz daha zayıftı. Yine de korkutucuydu. 6. Seviyeyi tamamen anladıktan sonra, 6. Seviyeyi kullanabilen herhangi bir alan lordu. Evrendeki seviyesinde neredeyse yenilmez olabilir. Gidip daha fazla antrenman yapsan iyi olur. Mavi zırhlı adam gülümsedi. Şu a. Tüm dünya. Luo Feng'in etkileyebileceği alan basıncını çok aşan bir baskı altındaydı ve bir anda Luo Feng'in kafasını ezip derdi. Luo Feng. Başarısızlık. Tam yenilgi. Çok güçlüydü. Bu hareket serbest bırakıldığı anda dünyanın o tarafını tamamen kontrol altına aldı. Luo Feng. içini çekti. 6. Seviyeyi ne zaman serbest bırakabileceğim? Luo Feng çok açıktı. 5. İnci seviyeden 6. N.C.I. Seviyeye kadar olan bu. Nan Shen silahının 9 seviyenin tamamındaki en aşırı evrimiydi son seviyeye geçmekten hiç de kolay görünmüyordu. Rong Jun haber yayacak türden biri değildi. Ancak Vuka kendini tutamayan bir tipti ve haber hızla yayıldı. İlker bölge. Bolun beyaz bir elbise giymişti ve ilkel bölgenin havasında uçuyordu. Aniden güçlü bir silüet üzerimize uçtu. Bolun. Hım. Bolun dönüp baktı. Bu Long Yun'du. Bolin sessizce onun konuşmasını bekleyen Long Yun'a baktı. Biliyor musunuz? Luo Feng bugün Cennet Köprüsü'nün altı. Seviyesini yeni geçmişti. Dedi Long Yun. Başlangıçta sakin ve kendine hakim olan Bola'nın ifadesi aniden değişti. Gözleri odaklandı ve yumuşak bir şekilde anladım. Dedi. Daha sonra yaşam alanlarına doğru uçtu. Bir süre sonra Cennetsel Köprü Adası'nın ortasındayız. Aniden beyaz cübbeli bir Bolin ortaya çıktı. Bolin. Bekçi Bevin gülümsedi ve ona baktı. Gerçekten geldin. 7. Seviyeye ulaşmaya çalışıyorum. Bolan'ın gözleri soğuk bir ışıkla parlıyordu. Atılımlar her üç seviyededir. Seviye birden üçe. Dörtten altıya. Yediden dokuza. Bu yedi. Seviye 6. Seviyeden çok daha zordur. Bekçi Bevin Bolan'a baktı. 6. Seviyeyi geçeli sadece 2 yıl oldu ve 7. Seviyeye geçmek mi istiyorsun? Ben denemek istiyorum. Bolan vurguladı. Pekala. Devam et. Evrenin göksel köprüsünde kimse yok. Bekçi Bevin gülümsedi. Şua. Beyaz cüppeli Bolin doğrudan evrenin cennetsel köprüsüne doğru uçtu. Bölüm 518, Luofenk Feng ve Bolin. Evrenin cennet köprüsü 7. Seviye. Mavi zırhlı adam kan renginde bir kılıç taşıyordu. Maske takarak beyaz giysili gence soğuk bir şekilde baktı. Genç adam, evrenin ilk kaos tableti. 52 tablet arasında en derin ve çalışılması en zor olanıdır. Hem uzayı hem de zamanı inceleyerek ve bu testlerden geçerek uzaydaki başarılarınız 9 seviyeye bile ulaşabilir. Ancak zamanın kendisinde sadece 3 veya 4 seviyedeki becerilere sahip oluyorsunuz. Size tavsiyem geri dönüp daha fazla çalışın. Geri dönmeden önce zaman anlayışınızı daha da geliştirin. Tırnak işareti. Beyaz giysili genç ifadesizdi. Bakışları soğuktu. Hua. Kan bıçağını arkadan savurdu. h -i -m, m Mavi zırhlı adam başını salladı. Venk. Uzay ve zaman aynı anda etkilendiğinden bölge bulanıklaştı. Beyaz kıyafetli genç. Anında on binin üzerinde görüntü üretmeye devam etti. Ancak kafası hala delinmişti. 7. Seviye. Başarısızlık. Adanın merkezinde bu sahneyi izleyen tek kişi Bekçi Bevindi. Başını salladı ve içini çekti. Fazla gururlu. Bu bolun çok gururlu. Gençliğinden bu yana herkesten daha güçlü. Çok daha ileride olduğunu tahmin ediyorum. Bu nedenle mutlak bir gurur yüreğine sahiptir. Uzay kanunlarına dair kavrayışıyla, o zamanlar dahi yani savaşlar sırasında, uzaya dair kavrayışı tek başına birçok sektör lordunu fazlasıyla aşıyordu. Hatta birkaç ölümsüzle kıyaslanabilir bile. Uzay yasalarının ne kadar iyi anlaşılması. Teorik olarak konuşursak, böyle bir yetenekle en iyi yol. Uzayın kendisine odaklanmak ve tüm dikkatini, zamanını ve kaynaklarını uzayın köken yasalarına yöneltmektir. Bu şekilde eskisinden daha güçlü olabilir. Gücünü güçlendiriyor. Bu şekilde hala bir uzay şövalyesi olma şansına sahip olacaktı. Yazık. Fazla gururlu Dolayısıyla deha savaşlarından önce rüzgar yasalarını incelemeye ve bunu zamanı incelemek için bir basamak olarak kullanmaya başladı. İlkel kaos şehrinde en önemli seçim 52 tabletten hangisinin eğitim alacağını seçmektir. Teorik olarak konuşursak, Sanal Evren şirketimiz dahilerin seçimlerine her zaman saygı duymuştur. Ancak o zamanlar bir istisna yaptık ve onunla tartıştık. Zamanını ve enerjisini uzaya harcamasını tavsiye ettik. Yalnızca uzaya odaklanan bir tablet seçmek. Luo Feng'in tercihi gibi 9 evren tableti Bolun için çok uygundu ancak. Tırnak işareti. Fazla gururlu, mutlak bir özgüven. Dinlemedi bile. Hala en zor evren tabletini seçiyorum. Bekçi Bevin sadece iç geçirdi. Kaç kişi seçiminden pişman oldu. Bu kadar korkunç bir yetenek seviyesi mi? İlkel Kaos şehrinin eğitiminden sonra Luo Feng'in toprak bedeni en fazla yüz görüntüyü serbest bırakabilirdi. Ancak Bolin, dahiyane savaş döneminden itibaren zaten bin görüntüyü açığa çıkarabildi. Eğer 9'lu evren tabletini incelemiş olsaydı, kısa sürede yağmur damlası ve çiseleyen yağmur resmini tamamen kavrayıp sağanak yağış resmini incelemeye devam ederdi. Uzay yeteneği açısından Lian Luo'dan çok daha korkutucuydu. Acımak, kişi ne kadar yetenekliyse o kadar gurur duyardı. Acele ediyor, gururu, onu acele ettiriyor sonunda aynı kuşaktan biri tarafından yakalandı. Bekçi Bevin uzak evrendeki göksel köprüyü uzak, uzaydan izledi, yumuşakça konuşarak, muhtemelen hayatında daha önce hiç böyle bir duyguyu tatmamıştı. İlkel Kaos şehrinin son döneminde Luo Feng 5, seviyeyi geçtiğinde 6, seviyeyi denemek için acele etti. Şans eseri başardı gururunu korumayı başardı. Ancak şimdi, iki kısa yıl içinde Luo Feng 6 sırayı geçti ve 7 NCIYI deneme garantisi bile olmadan bir kez daha koştu. Acımak, bu sefer o kadar şanslı değildi. O kaybetti. 6. Seviyeye kıyasla 7. Seviye çok daha zor. Tek hamlede mağlup oldu. Arıza. Sonunda yakalandı. Bu, onun için iyi bir şey olabilir. Bekçi Bevin yavaşça dedi. Depresyona girip girmemesi ona bağlı. Ya da Luo Feng yüzünden kendini düşünüyor. Tırnak işareti. Yu Dağı her zamanki gibi huzurluydu. Vuka, Rong Jun ve Luo Feng. Bola'nın 7. Seviyedeki başarısızlık girişiminden haberdar bile değildi. Bolin büyük bir yenilgiye uğramış ve buna katlanmış olsa da Luo Feng'in ruh hali son derece iyiydi. 2. Kristali abzurbe etmek başarılı oldu. 12. Harikayı anladım ve artık 6. Seviyeyi geçtim. Şans benden yana. Luo Feng, Black Dragon Mountain'ın 9 yıldızlı koyunda büyük bir parti vermiş ve ebeveynleri karısı ve çocuklarıyla birlikte büyük bir ziyafet yemişti. Daha sonra fantasi okyanusuna vardığında güldü. Fantezi okyanusu, Luo Feng okyanusun yanında duruyordu. Kalbi ayna gibidir. Aynanın üzerine toz düşse bile yine net görürdü. Onun önünde sınırları ve bakış açısı tamamen açıktı. Çünkü her şey açık ve lekesizdi gülme zamanı geldiğinde gülerdi. Öfkelenme zamanı geldiğinde öfkelenirdi. Öldürme zamanı geldiğinde tereddüt olmazdı. Bıçak gibi kalp. Bulu o fengin hareketlerinin kasıtlı olmasını sağladı ve noktaya kadar herhangi bir tereddüt ya da erteleme olmadı. İki yıldır devasa çukurdayım. Giderek daha güçlü olan öldürme aurasının istilasını özümsüyorum. Bu şartlarda antrenman yaparken iradem giderek güçleniyor. Bilinç kontrolümde güçleniyor. Fantazi okyanusunun 10. Adasını deneyeceğim. Bakalım ne olacak. Luo Feng gülümsedi. Gökyüzüne doğru koştu ve hızla okyanusun derinliklerine daldı. Fantezi okyanusu şu anda Luo Feng'in en çok puanı kazandığı yerdi. Daha önce art arda 9 seviyeyi geçerek çok büyük miktarda puan kazanmasını sağlamıştı. 51.100 puan. Bunlardan sadece 9. Seviye 25.600 puan alırken. 10. Seviye 51.200 puan aldı. Cennet köprüsünden gelen puanlar içler acısıydı. 6. Seviyeyi geçmek sadece 3.200 puandı. Sonuçta İlkel Kaos şehrinden 10 kat ödül almamıştı. Biri bunu kaçırdığı an o gitmişti. Bu aynı zamanda neden? Dersler sırasında başkaları tarafından puan alışverişi yapmak için Luo Feng'e yaklaşıldı. Fantezi Okyanusu, Cennet Köprüsü, bunların hepsini geçmek zordu. Tek şey Luo Feng'in bilincinin güçlü olmasıydı altın boynuzlu canavarın bilinci, iradesinin daha da korkutucu olması, iki kardeşinden aldığı kişisel eğitim ve doğal yeteneği, dolayısıyla fantezi okyanusunda bu tür başarılara sahip olabilirdi. Fantezi Okyanus Adası 10. Su, Luo Feng alçaldı ve adadaki 100 metrelik bir dağın zirvesine indi. Geldi mi? Luo Feng odaklandı ve gökyüzüne baktı. Sonunda o büyük yanılsama, korkunç baskının inmesiyle devam etti. Bu sonsuz baskı adeta yer ve gökyüzünü kaplayan bir dağın yıkılması gibiydi. Ancak Luo Feng'in iradesi, bilincinin odaklanmasına ve yoğunlaşmasına neden oldu. Sürekli olarak demir bir kayaya yoğunlaştı. Bilinci ve iradesi tek, tek bir zihin durumuydu. Gümbürtü. Dağın baskısı o inanılmaz derecede sağlam zihinsel durumla çarpışarak çöktü. Kısa bir süre güçlü kaldı ve sonunda parçalanıp tamamen dağıldı. 10. Adanın baskısı çok güçlü. Bu iki yılda oldukça ilerleme kaydettim. Ancak bu küçük gelişme. 10. Adanın baskısına rağmen yine de boşa gidiyor. Daha çok çalışmam gerekiyor. Bu 10. Adanın 50 binin üzerinde puanı var. Onu elde etmek o kadar kolay olmaz. Luo Feng başarısızlıktan hiç etkilenmiş gibi görünmüyordu. Çünkü, Bolin gibi değildi. Bolin her zaman bir numaraydı. Ancak Luo Feng daha önce hiçbir numara olmamıştı. Öğrenciler arasında dünyada bir numara değildi. Bir savaşçı olduktan sonra o zamanın en göze çarpanı Hon ve Yıldırım Tanrısı'ydı. Elit eğitime girdikten sonra bile hala bir numara değildi ve eleme olsun, evren ülke maçları olsun, son zirve dövüşleri olsun. Luo Feng hiçbir zaman bir numara olmadı. Hiçbir zaman bir numara olmadığından başarısızlık onun için neden başarısız olduğunu düşünme şansıydı. Öğrenmek ve gelişmek için bir şanstı. İçlerinden biri her zaman bir numaraydı. Evren dehası yarışmasının en seçkin dehası. Diğeri hiçbir zaman bir numara olmamıştı. Onu iyi tanıyan babata bile onun için evrenin ilk bini arasına girmesinin zor olacağını düşünüyordu. Artık baş başa kalmıştı. Kan nehri kıtası en gizemli ve geniş bölge, antik tanrı kalıntıları, büyük çukur mahalleleri, bu devasa çukurda eğitime başladığımdan bu yana iki yıldan fazla zaman geçti. O günden beri aklım antrenman modundaydı. İlk geldiğimde, keşfetmek için devasa çukurun derinliklerine inmeye hazırdım. Ancak bu iki yıldır bunu yapmadım. Luo Feng yolun kenarında durdu. Önündeki sonsuz auraya baktı ve aşağıdaki sonsuz derinlikleri inceledi. Bu korkunç derecede büyük bir çukurdu. Eğer sadece dış tabakanın çapı 10 bin kımye yakın olsaydı. Peki ya derinlikler? Bilmiyordu bile. Orada ne olduğuna iyice bakacağım. Luo Feng'in düşünceleri hareket etti ve mağaranın kenarındaki normal siyah kaya anında onun iç. Dünyasında kayboldu. Bu kaya aslında Moşa klanının dönüştürülmüş haliydi. Moşa klanının üyesi her şeye dönüşebilirdi. Doğal yeteneği enerjisinin her şeye dönüşmesine izin verdi. Hadi aşağı inelim. Luo Feng atladı ve korkunç yer çekimini takip ederek daha da aşağıya indi. Bu sonsuz derinliklerin çapı 10.000 kilometreyi buluyordu. Peki ya derinlikler? Zaten 5000 kilometre oldu. İnmeye devam ederken çılgın rüzgarlar kulaklarında uğulduyordu. İçten içe şok oldu. Zaten 5000 kilometre indim. Hala çukurun dibini göremedim. Auranın kalınlığı hala aynı. Hu, hu. Luo Feng'in inişindeki şok edici hız büyük bir direns neden oldu. Yer çekimi ve direnci nihayet eşitlendi ve sabit bir hızla alçaldı. Ah! Değişti mi? Auranın kalınlığı mı değişti? Luo Feng aşağı inerken şok oldu. Bu yaklaşık 9000 kilometre derinlikte. Tırnak işareti. Öldürmek. Öldür öldür. Sonsuz öldürme niyeti bilincine hücum etti. Bu güçlü hücum öncekinin iki katıydı. Sadece öldürücü irade gücü değil, kalınlığın gücü bile yaklaşık iki katıydı. Hu, Luo Feng alçalmaya devam etti. Bu devasa çukur, ne kadar derin? Luo Feng derinlere doğru inmeye devam etti. Aura'nın kalınlığı yavaş yavaş artıyor. Aşağı indikçe kalınlığın arttığını hissetti. Şu anda auranın kalınlığı benim devasa çukur alanımın yaklaşık 3 katına ulaştı. Zaten 15 bin kilometreye yakın bir mesafeye inmişti. Doğru değil. Luo Feng'in ifadesi değişti. Şu an, sonsuz derinliklerdeki tüm varlığı, daha önceki korkunç hızı nedeniyle aniden durdu. İfadesi ağırdı. Ağır bir şekilde kaşlarını çatarak daha zayıf, auranın kalınlığı, daha mı zayıf, inmeye başladığından bu yana, yaklaşık 9000 kilometreden itibaren öncekinden iki kat daha güçlüydü ve gittikçe daha da arttı. Ta ki üç katına kadar, bu zirveydi, daha da aşağıya indiğinde aura zayıflamaya başladı. Hım. Aurası en güçlü olan bölge aslında çukurun dibi değil de merkezi mi? Luo Feng meraklanmıştı ve ardından en kalın auraya sahip bölgeyi aramak için yukarı doğru uçtu. Bölüm 519 Çukurun dibindeki varlık. Tam burada Luo Feng havada süzüldü ve aura'nın kalınlığını hissetti. Daha yüksek olursa aura azalır. Daha düşük olursa kalınlık da azalacaktır. Luo Feng'in önünde kırmızı öldürme aurası uçuşuyordu. İçinde bulunduğu derinlik, aura'nın en yoğun olduğu yerdi. Ancak tüm alan çok genişti. O sadece dağ duvarının yanındaydı. En kalın alanın kenarındayım. Merkezi nasıl olurdu? Luo Feng dikkatlice sonsuz miktardaki öldürme aurasının merkezine doğru ilerledi. Saniyede 100 kilometre hızla giderek merkeze doğru yaklaştı. Kalınlık artıyor. Aslında burası daha da kalınlaşıyor. 3,5 kere, 4 kere, 4,5 kere, 5 kere, 6 kere. Merkeze yaklaştıkça kalınlık daha da şaşırtıcı bir şekilde arttı. Bilincini istila eden öldürücü irade korkunçtu. Neredeyse içinde tezahürat yapan sayısız katliam iblisi gibiydi. İblisin sesleri ya kuvvetli ve güçlüydü ya da istila sırasında şekilsizdi. Sürekli olarak Luo Feng'in iradesiyle uğraşıyordu. Bu çok sert. Luo Feng yedi kat bölgesinde durdu. Yüzü hafif solgundu. Gözleri kısılmıştı. Bakışları bıçak gibiydi. Alnından ter damlacıkları akıyordu. Bu öldürücü aura çok ama çok dehşet verici. Sonsuz öldürme aurası kişinin tüm bilincini doldurdu. Ancak Luo Feng'in iradesiyle karşılaştırıldığında bu irade çok daha zayıftı ancak sağlam ve eğitimliydi. Bu öldürme auraları dağınık ve organize olmasa da sayısız miktarda bir araya toplanmış olsa da hala çok güçlü. Bunu alabilirim ancak bu konuda son derece dikkatli olmam gerekiyor. Luo Feng'in ifadesi ciddiydi. Devasa çukur bölgelerinde kaldığı süre boyunca beklenmedik bir şekilde öldürücü aura istilalarına maruz kalacaktı. Ancak o zamanlar saldırı seviyesi çok fazla değildi çünkü tamamen kendi köken yasalarını incelemeye odaklanabiliyordu. Ancak şimdi 7 kat kalınlıkta öldürme aurasının istilasına karşı savunmaya güçlü bir şekilde odaklanması gerekiyordu. Maksimum seviyeye çıkacağım ve nereye ulaşabileceğime bakacağım. Luo Feng yavaş yavaş uçmaya devam etti. Hızını yavaşlattı. Ancak kalınlık daha da hızlı arttı. Merkeze yaklaştıkça daha şaşırtıcı bir şekilde yükseldi. Sekiz kez. Hım. Luo Feng aniden havada durdu. Hu hu hu. Önündeki aura zaten taze kan kadar kırmızıydı. Çıplak gözleriyle görebildiği kadarıyla aura. İleri de girdap gibi dönen bir girdap gibiydi. Girdap çekirdeği. Luo Feng 10 kilometre ileriyi görebiliyordu. Girdap çekirdeğindeki aura son derece kalın ve kızıl bir güneş gibi korkutucuydu. Aynı anda girdap, ruhuna nüfuz eden biçimsiz bir baştan çıkarıcılıkla kadim bir enerji yaydı. Hadi, hadi, buraya gel. Bu biçimsiz baştan çıkarma Luo Feng'in bilincine girdi. Çıkmak. Luo Feng'in bilinci tüm zihnini sarsan bir kükreme çıkardı. Zihnini işgal eden o baştan çıkarma anında parçalandı. Toza dönüştü. Gerçekten aklımı istila etmeye cesaret ediyorsun. Tırnak işareti. Luo Feng'in bakışları deliciydi. Girdap çekirdeğine bakıyordu. Yaklaşamam. Eğer biraz daha yaklaşırsam. Karşı koyamayacağımdan korkuyorum. Luo Feng'in ifadesi ciddiydi. Her ne kadar baştan çıkarıcılığı anında fark etmiş olsa da. Girdap çekirdeğinin cazibesinin fantezi okyanusu seviye 9'un illüzyonundan çok daha korkunç olduğunu kabul etmek zorundaydı ve o çılgın öldürme aurası da onun dayanma sınırına yakındı. 7 kat kalınlıkta zaten çok büyük bir baskı hissediyordu. Aura'nın 8 katı. Bu gerçekten onun sınırına yakındı. İrade açısından Luo Feng'inki saf ve gerçek bir irade gücüydü ve düşman. Sonsuz öldürme niyetine sahip bir irade gücüydü. Artık sınırına yaklaştığı için Luo Feng gerçekten de sınırı biraz daha zorlayabilirdi. Ancak risk almaya cesaret edemedi. Başarısız olduğu an, öldürücü aura tarafından başarılı bir şekilde istila edildikten sonra kana susamış bir deliğe dönüşecekti. Mantığı ve mantığı olmayan gerçek bir deli. Bu ölüme benziyordu. Luo Feng, girdap çekirdeğinden yaklaşık 10 kilometre uzakta geri çekilmeyi seçti. Görünüşe bakılırsa iradem hala yeterince güçlü değil. Luo Feng önündeki girdap gibi kana baktı. Eğer bir ve iki kardeş burada olsaydı, yaklaşabilmeleri gerekirdi tırnak işareti sağ girdap mı girdap çekirdeği en derin olanıdır girdabın en dıştaki sarmal kolu 9000 kilometre derinliğe sahip olduğundan ne kadar ileri gidersem o kadar incelir Luo Feng zihnindeki devasa girdabın simülasyonunu yaptı 9000 kilometre derinliği girdabın en dış bölgesi olan 1000 kilometre çapında bir girdap aurası Dolayısıyla bu alan devasa çukur alanının iki katıydı. Biraz daha ileri gidersek kalınlık başka bir zamanda düşecektir. Bu derin kısım en kalın auraya sahip. Yani aslında bir girdap çekirdeği. Kim bilir, o kızıl güneşin çekirdeğinde neler vardır. Luo Feng, zihnini istila eden öldürücü aurayı ve şekilsiz baştan çıkarıcılığı hatırladı. İçimde bir ürperti hissediyorum. Daha derine inemem. En azından henüz değil. Su. Luo Feng yakındaki dağ duvarına uçtu. Ona yapıştı ve yüz metre aşağıya doğru düştü. Bu devasa çukurun ne kadar derin olduğunu ve dibinde ne olduğunu görmek istiyorum. Luo Feng alçalmaya devam etti. 15 bin kilometre, 20 bin kilometre. Devasa çukurun derinliği açıkça genişliğini aşıyordu ve alttaki auranın kalınlığı ile devasa çukur. Alanlarından hemen hemen hiçbir fark yoktu. Çukurun derinliklerinde dağların yamaçlarında çıkıntılı platformlar vardı. Bunlardan birinde bronz zırhlı uzun bir silut bağdaş kurarak oturuyordu. Aniden gözlerini açtı ve uzaklara baktı. Aynı anda genetik enerjinin bir ipliği dibe doğru sızdı. Tanrım, burada biri var. Bulutların zirvesinde. Onunla nasıl başa çıkacağız? Büyük çukurun dibinde öldürücü aura etrafta uçuşuyordu. Orada yabani otların ve bitkilerin büyüdüğünü görebilirsiniz ve altta kan kırmızısı bir saray inşa edildi. Bana bırak bir ses gürledi ve hızla bronz zırhlı savaşçının kulaklarına ulaştı. Sarayın iki katı. Orada çok sayıda hücre vardı. Her birinin içinde her türden tuhaf, çılgın ulumalar vardı ve ara sıra metallerin çarpışması duyulabiliyordu. Bu hücrelerin her biri yaklaşık 10 metre yüksekliğinde, 10 metre uzunluğunda ve genişliğindeydi. Neredeyse mühürlü kare bir tabuta benziyordu. Bu sırada içlerinden biri kendi başına hareket etmeye başladı. Bu hücrenin içinde 3 metre uzunluğunda, bükülmüş gövdeli, güçlü bir savaşçı duruyordu ve sırtında iki devasa pala taşıyordu. Ancak saçları dağınıktı ve gözleri herhangi bir sebep ya da zeka olmaksızın kan kırmızısıydı. Aa o o o, o. Öldür. Vahşi bir canavar gibi alçak bir uluma sesi çıkardı. Git. Git yıldızın eğitimini bozan kişiyi öldür. Bir ses yankılandı. Su, vahşi canavar savaşçısı bir ışık huzmesine dönüştü ve hızla dışarı fırladı. Luo Feng botları dibe vurunca yavaşça yere indi. Yosun bitki örtüsü mü? Luo Feng yere baktı. Çevresini incelediğinde tabanın tamamen sessiz olduğunu gördü. Ara sıra etrafta rastgele taşlar görüyordu. Bunların yukarıdaki dağlardan düştüğü belliydi. Bu dipte hayat yok mu? Luo Feng merakla etrafı incelemeye başladı. Tabii ki hala temkinliydi. Attığı her adımda bu geniş dip bölgesini keşfetmek için 10 kilometre yol kat ediyordu. Bazı yerler kanyonlar gibi engebeli iken bazıları dağlar gibiydi. Yüzey açısından, bu tabanın yüzeyi dünya yüzeyine daha yakındı. Her yerde bin metre yüksekliğinde birçok küçük dağ ve on bin metreye kadar çıkan kanyonlar görülebiliyordu. Burada özel bir şey yok gibi görünüyor. Sadece ölü ve boş. Luo Feng ayrılmak için döndü aniden kulaklarında bir enerjinin hızla yaklaştığını hissetti. O enerji anında çok netleşti. Hım, öfkeyle dönüp uzaklara baktı. Ne kadar çılgın bir aura. Bunu hiç saklamaya çalışmıyor. Onu en az bin kilometre uzakta hissettim. Enerjisine göre, çok güçlü olmamalı. Bulut seviyesi 9 değil mi? Yoksa alan adı seviyesi 1 veya 2 mil. Luo Feng elini sırtındaki kınına koydu ve aynı anda enerjinin hızla yaklaştığını hissetti. Uluma, hızla bir silut belirdi. Savaşçıya benzeyen, bükülmüş, dağınık saçlı vahşi bir canavar ortaya çıktı. Elindeki iki palayı sallarken kan kırmızısı gözleri delilikle ve öldürme niyetiyle doldu. Düştü. Luo Feng hızla sonuca vardı bu öldürücü aura ortamında, aura tarafından istila edildi ve sonunda auranın bilincini ele geçirmesine izin vererek onu kaybetti. Tamamen delirmiş ve tüm varlığı yalnızca öldürmeyi biliyor. Öldür öldür. İblis vahşi kişi çılgınlıkla kükredi ve aynı anda Luo Feng'e doğru koştu. Düştüğüne göre zavallı adam, sana bir iyilik yapıp seni göndereceğim. Luo Feng hızla kanlı gölge kılıcını salladı. Yang bıçak kınından ayrılırken Luo Feng'in tüm varlığı bir seraba dönüştü. O vahşi kişinin palası onun görüntüsüne çarptığında, büyük miktarda yıldırım parçalandı ve bin metre derinliğindeki bir kanyon dilimlenerek açıldı. Bu görüntü bir hiçliğe dönüştü. Öldürmek o deli adam hemen dönüp palasını salladı. Lanet olsun. Luo Feng'in kan gölge kılıcıyla çarpıştı ve Luo Feng'in gümüş bir ışığa dönüşmesine ve kırmızı öldürme aurasında kaybolmasına neden oldu. Ne kadar da keskin ve kemirici bir adamdı ve onun bıçak işlerinde temel köken yasalarını andırıyordu. Yaklaştığım an rahatlıkla savunma yapabiliyor bu çılgın iblis, düşmeden önce oldukça güçlü olması gerekirdi. Biraz geri çekildikten sonra Luo Feng bir görüntüye dönüştü ve ortadan kayboldu. Ancak o mahşi iblis kükredi ve çılgınca tekrar koştu. Öldürmek, öldürmek. Yalnızca iki büyük palanın hava basıncı bile çevredeki dağlardan sayısız miktarda molozun düşmesine neden oldu. Kan kırmızısı gözleri çevreyi taradı. Aynı anda Luo Feng'i aramak için biçimsiz bir ruh enerjisini serbest bıraktı. İnanılmaz derecede güzel bir bıçak parıltısı. O kadar güzeldi ki insanın yüreğini titretiyordu. Şu anda etraftaki boşluk bile durmuş gibiydi. Bu flaşın rengi gümüş rengindeydi ve flaş sonunda sona erdi. O anda üzerinde altın rengi izler bile vardı. Çi. Flaş iblisin boynunu kesti ve keskin flaş vücudunu delerek hemen yaşam çekirdeğini delerek. Patlamasına neden oldu? Öldür, öldür, öldür. İblis kişinin kafası yere düştü. Ağzı hafifçe hareket ediyordu. Boynu kan fışkırıp yere düşerken bile akılsızca öldür kelimelerini mırıldanıyordu. Shua. Luo Feng kendini topladı ve orada durdu. Ciddi bir ifadeyle yerdeki cesede baktı. Bölüm 520, Ölüm ya da Teslimiyet. Yosunların üzerine taze kan aktı ve zemini kırmızıya boyadı. Vahşi adamın başı kesilmiş bedeni hala yerde hafifçe seyiriyordu. Bu aura bir gül gibidir. Yine de dikenli güzel. Luo Feng başını salladı. Kişi irade gücüne karşı koyamadığı an, mantık duygusu olmayan gerçek bir çılgın iblis haline gelir. Ölümden hiçbir farkı yok. Kitaplar uzun zamandır antik tanrı kalıntılarının kan nehri kıtasından çok sayıda savaşçıyı çektiğini açıklıyordu. Herhangi bir zamanda yoğun öldürme aurasına dayanamayan tüm mantık duygularını kaybeden ve yalnızca öldürmeyi bilen iblislere dönüşen birçok kişi vardı. Bunun vahşi ve vahşi hayvanlardan hiçbir farkı yoktu. Ancak güçlü olmak için sayısız insan hala buraya geliyor. Bu garip. Luo Feng kaşlarını çattı. Bu alt alan çok büyük olmamalı. Çapının yalnızca 10 bin kilometre olduğunu tahmin ediyordum. Tırnak işareti ve kendisi alan adı seviye bir gücü. Uçma hızı çok hızlı olmalı. Teorik olarak düşük zekaya sahip bir iblisin vahşi bir canavardan hiçbir farkı yoktur. Dolayısıyla burada dipte kalması mümkün değil. Luo Feng şüpheliydi. Bir kimse bir eve kedi yerleştirip onu kilitlemeseydi sonsuza kadar orada kalamazdı. Teorilerden biri Alan seviyesi bir iblis için devasa çukurun hiç de büyük olmadığıydı. Burada bir iblis mi oldu? Böyle bir tesadüf var mı? Bu iki yıldır dibe girmedim. Ama bunu yaptığım anda bir iblisle mi karşılaşacağım? Luo Feng, önündeki kırmızı auraya bakarken kaşlarını çatarak işlerin pek de doğru olmadığını hissetti. Büyük çukurun derinliklerinde belirli bir platformda. Bronz zırhlı silut bağdaş kurarak oturuyordu. Gözlerini açtı ve aşağıya baktı ve aynı anda şunu söyledi. Tanrım, kan iblisi öldürüldü. Bu serseriyi halletmeme izin ver. Gerek yok. Kalın öldürücü orayla dolu bir ses kulaklarında yankılandı. Uçsuz bucaksız dipte. Okan Kırmızısı sarayın içinde aniden korkunç bir enerji patladı. Aynı anda saraydan çekici kan kırmızısı bir ışık fırladı. Kan kırmızısı aura etrafta dönüyordu. Luo Feng'in inanılmaz görüşüne rağmen sadece 10 kilometreyi net bir şekilde görebiliyordu. Sadece bulanık, devasa bir bedeni görebiliyordu. Bu garip ancak elimde Moşa klanı üyesi var. Dolayısıyla kaçma garantim var. Dikkatli olursam sorun olmaz. Görmek istiyorum. Burada, aşağıda ne olduğunu, Luo Feng ilk başta biraz tereddüt etti. Ardından hızla bir karar verdi. Ancak karar verdiği anda üzerine korkunç bir savaş dolu aura çöktü. Gürültü, tırnak işareti, güçlü baskı tıpkı uzaktaki antik bir iblis tanrının ortaya çıkması gibi. İyi değil, Luo Feng'in ifadesi değişti ve hemen hızla gökyüzüne doğru koştu. Hu, çevredeki bin kilometrelik alan, neredeyse derin bir bataklık gibi anında yoğunlaştı. Tüm alan sonsuz bir bataklığa dönüştü. Luo Feng yukarı uçmak için çok çabaladı. Ancak yoğunlaşan alanın baskısı nedeniyle hızı bin kat azaldı. Baskı gerçekten inanılmazdı. Benden önce kaçamazsın. Luo Feng'in kulaklarında ve zihninde kalın bir ses yankılandı. Hım. Luo Feng'in ifadesi değişti ve yukarıya baktı. Havada görkemli bir siluet gördü. Bu kişi kan kırmızısı uzun bir elbise giymişti. Bacaklarına kadar uzanan uzun saçları vardı ve gözleri tuhaf bir kan kırmızısıydı. Onun oradaki varlığı sonsuz bir kan okyanusu hissi veriyordu. O kana susamış aura insanın ruhunu bile titretiyordu. Ne kadar korkunç bir varlık. Luo Feng'in bakışları odaklandı. İradesi inanılmaz derecede sağlam olduğu için düşmanın enerji baskısına karşı savunma yapabiliyordu. Aman, kan tanrısı Baki, kan kırmızısı cübbe giymiş uzun boylu ve sağlam adam havada durup yavaşça konuşuyor. Sesi sürekli olarak çukurun etrafında yankılanıyordu. Aslında fena değilsin. Henüz bulut seviyesinin zirvesindesin ama aslında etki alanı seviyesine yeni giren evcilleştirdiğim bir kan iblisini öldürmeyi başardın. Görünüşe göre zaten yasalara açılan kapıdan geçmişsiniz ve bunda da hiç de fena değilsiniz. Tırnak işareti. Luo Feng şok olmuştu. Evcilleştirilmiş kan iblisi mi? Öldürücü Aura'nın iradesi tarafından tamamen ele geçirilen ve çılgın bir Iblis dönüşen o savaşçı. Gerçekten evcilleştirilmiş miydi? Doğru. Çılgın bir iblis haline geldikten sonra herhangi bir zekası yoktu ve yalnızca temel öldürme niyeti. Vardı. Zekası vahşi bir canavar kadar düşük. Eğer birinin gücü vahşi bir canavarı evcilleştirmek gibi çok güçlüyse, bu çılgın şeytanı kontrol etmenin kesinlikle bir yolu vardı. Fakat çılgın iblisler normalde yalnızca katliam yapabilirdi. Bulut seviyesinin zirvesi, kanunlarda pek çok başarıya sahip. Bulut seviyesini aşarak etki alanı seviyesine ulaşmak arasında çok büyük bir fark var. Yine de kan iblisini öldürdün. Sen, çok olağanüstüsün. Havadaki kan kırmızısı cübbeli adam yavaşça konuştu. İltifat ediyor olmasına rağmen sesi hala soğuktu. Sana hayranım. Artık iki seçeneğin var. Tırnak işareti. 1. Bana teslim ol kan tanrısı ve kan tanrısı muhafızlarımdan biri ol. Bundan böyle dünyayı ele geçirdiğimde sadık kullarımdan biri olacaksın. Kan nehri kıtasının en olağanüstü ve göz kamaştıran varlığı olduğumda, sen de sonsuz zafere ulaşacaksın. 2. Bana karşı gelirsen bu seni ölümüne götürür. Tırnak işareti. Kan kırmızısı cübbeli adam Luo Feng'e baktı ve onun içinin ürpermesine neden oldu. Ne oluyordu? Az önce çılgın bir iblis ile korkunç ve güçlü bir varlığı. En azından seviye bir sektör lordunu öldürmüştü, aksi takdirde direnemeyerek kendisini boyun eğmeye zorlayamazdı. Şu anda bu mutlak varlık ona teslim olması için baskı mı yapıyordu? Kendisi sanal evren şirketinin çekirdek üyesiydi. Kan nehri kıtasının bir savaşçısına nasıl boyun eğebilir? teslim ol ya da ölüm. Kan cübbeli adam Luo Feng'e baktı. Karar vermen için sana on sayı vereceğim. Tırnak işareti. On. Kan cübbeli adamın tamamen kırmızı gözleri. içinde sonsuz bir öldürme niyeti barındırıyor gibiydi. Bu korkunç irade gücü baskısı tamamen Luo Feng'in üzerine çökmüştü ve Luo Feng direnmek için. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan sağlam bir kaya gibiydi. 9, 8, 7, öfkelenen bir tanrı gibi tüm alan titredi. Luo Feng daha da şok edici olma baskısını hissetti ve Okan cübbeli adamın öldürme niyeti daha da ağırlaştı. Luo Feng sonunda bir karar vermezse düşmanın onu öldüreceğinden şüphelenmedi bile düşmanın kıyaslanamayacak kadar açık olan iradesinden bunu anlayabiliyordu. Bu sayısız katliam yapmış bir savaşçıydı. Olağanüstü gurur ve özgüvene sahip biriydi ve kimsenin ona karşı gelmesine izin vermezdi. 3. Sesi soğuktu. Gözleri soğuktan parlıyordu. Şu anda iki seçeneğim var. Birincisi, hemen Mosha'ya dönüşmek ve anında mümkün olduğu kadar uzağa kaçmak. Aynı anda otomat gemisine giriyoruz. Hızlanmak ve 18 bulut seviyesi arasından gökyüzüne çıkmak için gemiyi kullanın. Otomat gemisi E sınıfı bir gemidir ve gemilerin zirvesidir. Bir otomat ölümsüze aitti. Önümdeki bu adam, anladığım kadarıyla ölümsüz olmamalı. Kaçacağıma yüzde 99 güveniyorum. İkinci seçenek teslim olmaktır. Çünkü beni bir dahi olarak gördüğü belli. Dolayısıyla en azından hayatım tehlikede olmayacak. 1. Yöntemle kaçtığım an yabancı kimliğim ortaya çıkacak. Bu, tüm kıtanın yönetim organının beni öldürmek istemesiyle sonuçlanacaktı. O zaman Kan Nehri kristalini etmem etmemde faydalı etkileri olan antik tanrı kalıntılarına geri dönemezdim. Daha fazla kristal elde etmek isteseydim, ayrıldığım anda tüm şansımı kaybederdim. Bir anda Luo Feng'in zihninde birçok düşünce parladı. 2. Kan cübbeli adamın aurası değişmeye başladı. Kral Luo Feng tek dizinin üzerine çöktü. Kan nehri kıtasında bir amirin önünde kullanılan en uygun selamı vererek diz çöktü ve bağırdı. Anında, havada süzülen kan cüppeli adamın bir gülümsemesi ortaya çıktı. Luo Feng'e memnun görünüyordu. Peki, senin yeteneğin, kan tanrısı muhafızlarım arasında ilk üçte olmalı. Yüksek yetenekleri ve nasıl karar vereceğini bilen insanları severim. Bundan sonra sen benim kan tanrısı muhafızım 97 olacaksın. Tırnak işareti. Su. 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 Aniden insan siluetleri gökyüzünü hızla yırtıp ortaya çıktı. İster uzaktan, ister yukarıdan inerek. Göz açıp kapayıncaya kadar toplam 96 bronz zırhlı silut yerde duruyordu. Bu bronz zırhlı siluetlerin her biri güçlü enerjilere sahipti. En düşük olanı, en azından etki alanı düzeyinde bir var oluştu. Hatta bazıları etki alanı düzeyini bile aşıyordu. 96 bronz zırhlı silut tek dizinin üzerine çökerek hep birlikte saygıyla şöyle dedi: "Tebrikler Tanrım, tebrikler. Ha ha, ha ha ha. Kanlı adam yüksek sesle güldü. Birincisi, sen 97'yi öğretmekle sorumlusun. Kan cübbeli adam yüksek sesle güldü. Ardından kan renginde bir ışık huzmesine dönüştü ve hızla ortadan kayboldu. Luo Feng çevredeki 96 bronz zırhlı silüete baktı ve içleri şokla doldu. Güçlü bilincini ve iradesini hissetmek için kullanarak. Kendisinden önceki 96 kişiden 94'ünün etki alanı Lord'u düzeyinde. Etki alanı düzeyinde. Ve iki, Sin'in aslında sektör Lord'u. Dünya düzeyinde. Olması gerektiği sonucunu çıkarabilirdi. 97. Uzun boylu. Bronz zırhlı bir savaşçı yürüdü. Gülümsedi. Kan tanrısı muhafızlarımızdan biri olduğunuz için tebrikler. Sen kan tanrısı muhafızlarının tek bulut seviyesisin. Tırnak işareti. Kan tanrısı muhafızları nedir ve efendi kim? Luo Feng merak edip soruyordu. Haha. Ha. Tırnak işareti. Uzun boylu savaşçı ve diğer muhafızların bariz bir farkı vardı. Bu, zırhındaki kan kırmızısı bir gravürdü tüm kan tanrısı muhafızları arasında sadece iki tanesinde bu kan kırmızısı gravür vardı. İkisi de sektör lordu seviyesindeydi. Önündeki bu adam iki sektör lordundan biriydi. Efendimiz, ölümsüz türbeden yalnızca trilyon yılda bir bulunabilen son derece nadir bir dehadır. Uzun boylu savaşçının sesi yüksek sesle yankılanıyordu ve gurur doluydu ve ölümsüz tapınakta lordumuzun statüsü bazı ölümsüz ruhlardan daha düşük değil. Bronz zırhlı silüetlerden oluşan diğer grubun çoğu heyecan ve ibadetle doluydu. Eğer Lord dilerse kısa sürede ölümsüzlüğe geçiş yapabilir. Uzun boylu savaşçı gururla söyledi. Ancak o kadar küçük bir başarıyı istemiyor. Bilmelisin ki, Efendimiz zaten 8 kan nehri kristalini emdi. Ne? 8 mil. Luo Feng şaşırmıştı. Tanrım, 10 kan nehri kristali emildikten sonra kişi efsanevi siyah savaşçı olabilir ve bunun sadece bir efsane olması gerekiyordu. Uzun boylu savaşçı Luo Feng'in şokundan tatmin oldu ve başını salladı. Doğru. Efendimizin amacı efsanevi siyah savaşçı olmaktır. Kan Tanrısı muhafızlarından biri olmanız için gurur duymalısınız. Çünkü bizden biri olmak isteyen sayısız kişi var ama onlar efendinin takdirini alamıyorlar.